Sivil Meydan'dan merhaba. Bu hafta iki konuğum var. Gülayşe Koçak ve Muammer Bilgiç. İkiniz de hoş geldiniz öncelikle. Nature Community konuşacağız. Farklı düşünceden insanların bir araya gelerek kurduğu bir grup bu. Muammer Bilgiç, Gülayşe Hanım hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz programa. Gülayşe Hanım, siz biraz kendinizden bahsetseniz, mutlaka tanıyanlar vardır ama hani Medyaskop izleyicileri için birazcık kendinizden bahsetseniz, sonra Muammer Bey'i tanısak ve öyle devam etsek. Ben yazarım, romancıyım, çevirmenim, yaratıcı yazma eğitmeniyim. Muammer Bey, sizi de tanıyalım. Ben Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesiyim. Yazar sayılmam ama okumaya çalışıyorum. İyi bir okurum. 25 yıldır da aynı zamanda sivil toplumla da yakından ilgilenmeye çalışıyorum. Peki siz bir araya nasıl geldiniz? Bu Nature Community nasıl ortaya çıktı? Bir araya gelme hikayemizi önce Gülayşe Hanım anlatırsa daha güzel olur diye düşünüyorum ben. Öncelikle şunu söyleyeyim. Nature Community grubunun babası Muammer Bey. Yani ben sonradan grup oluşmuş. Ben bir hafta sonra dahil olmuşum. Öyle söyleyeyim. Yani ben kurucularından değilim. Muammer Bey'in hepimiz böyle şey yaptığı, seçtiği tırnak içinde diyeyim kişileri. Ben Facebook'ta işte pandeminin başladığı sıralarda işte bir yıl önce şöyle dolaşırken arkadaşım Yasin Altıntaş'ın böyle sayfasında bir metin gördüm, bir yazı gördüm. Bir yazıyı okudum, bir makale. Aa, makaleyi çok beğendim. Altına bir yorum yazdım. Meğer Muammer Bey'in makalesiymiş o. O bana bir teşekkür yazısı yazdı özelden. Ondan sonra biraz yazıştık, işte kendini tanıttı. Saadet Partisi işte Genel İdare Kurulu üyesiyim vesaire diye. Sonra beni WhatsApp grubuna davet etti. Ben de itiraf edeyim, yeterince insanın WhatsApp grupları oluyor. Bir de yani hani neydi, belirsiz bir şey yani, telefonumu mu vereceğim vesaire. Ama bir şekilde yani yazışmadan bir güven oluşmuştu ve verdim numaramı ve beni dahil etti gruba. Ve diyebilirim ki bu gruba dahil olmak benim açımdan yani pandeminin en değerli getirisi oldu. Yani orada Gülayşe Hanım grubun amacını sordu. Ben de dedim diğer bütün WhatsApp grupları gibi bizim grubumuzun haricindeki insanlar kötü insanlar, bizim grubumuzdaki insanlar iyi insanlar ve dünyayı kurtaracağız. Bu amaçla bu grubu oluştur. Aa, o zaman güzelmiş dedi Gülayşe Hanım, hemen katıldı. Bu grup şu anda farklı, sizin de dediğiniz gibi farklı belki yaşam tarzlarından, düşünce biçimlerinden insanlar bir araya gelip hem bir başkalarını dinliyorlar, hem de Türkiye'nin meseleleri hakkında aslında görüş alışverişinde bulunuyorlar. Bu bir araya gelme hali ne yazık ki Türkiye'de halen haber değeri taşıyor. Yani farklı düşünceden insanların bir araya gelmesi hep haber hali taşıyor. Çünkü bizde çok olan bir şey değil. Eski örneklerinden hatırlıyorum. Mesela bir Şanar Yurdatapan ile Dilip Ak'ın bir araya geldiği bir oluşum vardı. Biz kadınların bir kurduğu örgütlenmeler oldu. Birbirimize sahip çıkıyoruz. Ondan sonra farklı yani, ama bunlar da yürümedi. Yani sivil toplum deneyimine baktığımızda da çok yürümüyor. O yüzden şimdi şu anda sizin hani bu yürüttüğünüz çalışma var. Biraz da bütün bunları düşünürsek, yani bu farkların bir araya gelmesi mevzusu niye önemli? Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durumu da düşünürsek. Çok heterojen bir grup bizim WhatsApp grubumuz ve az da değil yani, yaklaşık 30 kişiyiz. Fakat şu var, yani karşımızdakilerin insanların etiketlerini birer birer sıyırdığımız zaman ve altındaki insanı gördüğümüz zaman farklı bir şey oluyor. Yani duyguyla hareket etmiyorsunuz da akılla hareket etmeye başlıyorsunuz. Yani grupta tabii ki çok sert tartışmalar olabiliyor. Yani her konuda anlaşıyor değiliz. Hatta bazen bütün gece süren tartışmalar olabiliyor. Fakat şu var, herkes birbirine güveniyor. Çünkü şu var, ortak değerlerimiz aynı. Yani hepimiz haktan, hakkaniyetten yanayız. Hepimiz kim olursa olsun adalet olmasını istediğimiz için aramızdaki o şey farklılıkları aslında daha zayıf kalıyor. Yani ortak değerlerimiz daha güçlü. Ve şu oluyor, kendimize yani birbirimizi kendimize benzetmeye çalışmıyoruz. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz.
Mesela Muammer Bey ile ben de her konuda anlaşıyor değiliz. Farklılıkların bir araya gelmesi Türkiye pratiğini, evet. Türkiye'nin şu andaki içinde bulunduğu mevcut durumu da düşünürsek neden önemli ve zor yanları nedir mesela size göre? Türkiye'de öyle bir kutuplaşma durumu var ki ve bu kutuplaşmanın aslında anlamı yani farklılık, hepimizin farklı oluşu çok doğal bir şeyken kutuplaşmada duygular devreye giriyor, nefret devreye giriyor. Ve dolayısıyla yani biz ne olaya, mesela bir olay olduğunda olay neydiye bakmaktan ziyade kim yaptıya bakıyoruz. Yani benim taraftarım mı yaptı, öte taraftan mı yaptı? Dolayısıyla yani böyle ortak bir değerler üzerinde, değerlerimizin ne olduğu konusunda birbirimizi dinlemiyoruz. Oysa aslında dinlesek pek çok ortak yönümüz olduğunu görebiliriz. Yani aslında çatışmaya hiç ihtiyaç olmadığını fark edebiliriz. Biz Nature and Community grubunda sanırım bunu başarıyoruz. Yani 30 kişi olmamıza rağmen ve tabii ki aramızda çok derin bazen anlaşmazlıklar olabiliyor. Derin demeyeyim, tartışmalar olabiliyor, öyle söyleyeyim. Sabaha kadar süren hararetli tartışmalar. Fakat her zaman bir şekilde tatlıya bağlanıyor. Yani tatlıya bağlanıyor dediğim anlaşmak anlamında değil. Herkes yine olduğu yerde ama en azından birbirimizi dinlemiş ve anlamaya gayret etmiş oluyoruz. Ve bu gayret bile bence çok çok değerli. Birbirimizi kendimize benzetmeye çalışmıyoruz. Birbirimizi anlamaya çalışıyoruz. Yani bizim grubun özelliği bu. Ve dolayısıyla aslında çok şey öğreniyoruz. Çünkü ezberlerimiz bozuluyor o sohbetler sırasında. Farklı bir bakış açısı kazanıyoruz. Muammer Bey, siz neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Yani ben 2012 yılından bu zamana Ankara'dayım. Daha önce de 19 yıl öğretmenlik yaptım. Ankara'da bulunduğum zaman zarfında Anadolu'nun birçok iline, ilçesine gittim. Oralarda farklı, toplumun farklı kesimlerinden insanlarla temaslarım oldu. Bir de ailem Ünye, Fas'ta 12 Eylül öncesi o olaylar, hep farklı kesimlerden insanlarla birlikteliğim çocukluğumdan beri devam ediyordu. Şunu görüyordum ben, her kesimin içerisinde iyi insanlar var, güzel insanlar var ama bunlar birbirlerini tanımıyorlar. Bir araya gelmeleri sizin de az önce söylediğiniz gibi haber niteliği taşıyor. Halbuki bu doğal olmalı. Bir insanın farklı bir kimlikten olması, farklı bir düşünceden olması onun insani vasıflarını kaybettiği anlamına gelmiyor. Ve şunun farkındayım ben. Eğer bir insan yaşamın daha kolay ve daha güzel olmasını istiyorsa başka insanların da bu isteğinin olduğunun farkındadır. O zaman böyle bir isteği olan insan dünyanın neresinde olursa olsun, toplumun hangi kesiminde bulunursa bulunsun, kendisiyle aynı düşünen insanlarla tanışmak isteyecektir diye düşünüyorum ben. Program öncesinde sizin bir çalışmanızı okudum. Sivil toplumun diyaloğu, kolaylaştırıcılar ve zorlaştırıcı faktörler şeklinde. Kolaylaştırıcı faktörlerden biri de o sivil toplum mensuplarının içerisindeki kişilerden bazılarının dışarıya açık olması. Ben belki, ben bilmiyorum, kendi yetişme tarzım gereği çok farklı insanlarla çok rahat bir şekilde tanışabiliyorum. Ve bu tanışmaların pandemi sürecinde de, ya biz evde kapalı kaldığımızda, kapalı bir ortamda kaldığımızda bu tanışmalara ara vermememiz lazım. Birbirimizle irtibatımızı kuvvetlendirmemiz lazım diye düşündüm ve daha önceden temasım olan, samimiyetine inandığım, samimi bulduğum ve farklı alanlarda da uzman olduğunu düşündüğüm, farklı yetenekleri olduğunu düşündüğüm insanlarla bir grup oluşturma teklifinde bulundum. Onlar da kabul ettiler. Daha sonra da o arkadaşların hepsinin katılımıyla grubumuzu büyütmeye, genişletmeye devam ettik. Ve ben böyle bir oluşumdan ötürü de gayet mutluyum. Gülayş Hanım'ın dediği gibi evet tartışmalar oluyor ama bu tartışmalar asla bizim hak adalet çizgisinden ayrılmamıza sebebiyet verecek tartışmalar değil. Ya da kendimiz için istemediğimizi bir başkası için istememizle neticelenecek tartışmalar değil.
Peki sizi dinlerken şunu düşündüm. Yani burada sizin mesela sizin de olmanız veya işte Gülayşe Hanım'ın olması veya diğer katılımcılar için de geçerli bu. Bunlar ama aslında Türkiye'nin çok böyle normu değil. Yani aslında daha genel akım bahsettiğiniz gibi kutuplaşma mevzumu şeyi mesela hani bu kadar açık olmayı ya da farklılıklarla bir araya gelme noktasında bir direnç gösteriyor. Özellikle şimdi mesela bugünlerde biraz daha böyle yine o sert söylemin çok yankı bulduğunu görüyoruz. Yani herkes kendine benzeyenlerle bir arada olmalı ya bizdensin ya şeysin hani düşmansın mantığı. O yüzden burada hani birilerinin sadece bu işi yürütmesi yeterli geliyor mu? Yoksa bunu tabanlaştırmak mesela diyelim ki siyasi iklim için düşünürsek mesela partiler üzerinden gidersek bunu tabana yaymak nasıl mümkün oluyor? Öyle bir imkan var mı? Yoksa bu sadece biraz daha entelektüel düzeyde bir faaliyet olarak mı kalıyor? Şöyle bir şey oldu. Muammer Bey'le yani tabii çok farklı yerlerde. O kendisi Ünye'de yaşıyor. İşte ben İstanbul'dayım. Fakat böyle ne zaman karşılaşırsak hep böyle birbirimizi dostlarımızla tanıştırdık. Yani kendi tanıdıklarımızla. Ben işte Muammer Bey'in mahallesinden insanlarla tanıştım. İşte Muammer Bey kendi ahbaplarımla vesaire. Ve bu hep böyle sürekli bir yani orada bir kere bir yaygınlaşma şeysi sağladığımızı düşünüyorum. Yani böyle ezber bozma anlamında. Fakat biz Zoom'ları, cumartesi akşamı Zoom'larını düzenliyoruz. Bilmiyorum bundan bahsedeyim mi şimdi yoksa. Tabii ne tür etkinlikler yapıyorsunuz bahsedebilirsiniz. Yani, Nature'ın Community'nin iki ana etkinliği var. Bir cumartesi akşamı Zoom'ları, bir de Yeryüzü Güncesi diye bir takvim. Bu günlük bir takvim, her gün bir sayfa olan hem Twitter'da hem Facebook'ta hem Instagram'da takip edilebilecek olan yani gerek insanlara ilişkin gerek doğaya ilişkin yani her çeşit hak ihlalinin yer aldığı ezber bozan bir takvim. Birincisi o bir yıldır hemen hemen okuyor. İkincisi yaklaşık 7 aydır cumartesi akşamları bir Zoom programı düzenliyoruz. Cumartesi akşamları bir konuk davet ediyoruz ve bu konuklar genelde çok farklı kesimlerden oluyor. Yani farklı mahallelerden oluyor. Örneğin bu hafta Süryanileri dinleyeceğiz. Başka zamanlarda ilahiyatçıları dinledik, işte parfümörü dinledik. Yani çok heterojen bir grubumuz var. Yani konuklarımız. Ve şöyle bir özelliği var Zoom'larımızın. Bir kere zaman kısıtı yok. Yani konuşmacımız konuşmasını yaptıktan sonra katılımcılara istedikleri kadar yorum yapma, soru sorma süresi tanıyoruz. Tabii ki bir otokontrol uygulamalarını istiyoruz ama susturmuyoruz insanları. Ve şunu fark ettik. Yani insanlarda nasıl bir konuşma açlığı var? Yani nasıl bir kendini ifade açlığı var? Bazen yani böyle sabahın ikisine kadar sürdüğü oluyor Zoom'ların ve şöyle bir şey oldu. İnsanlar cumartesi akşamları yani dizi seyretmek varken bizim Zoom'lara geliyorlar. Müdavimlerimiz var. Yani ilk başta ilk Zoom'umuzda 25 kişiyken şimdi böyle 80 kişiyle 200 kişi arasında değişebiliyor. Ve şu oldu. İnsanlar bu Zoom'ların da bence etkisiyle bilmiyorum. Mesela chat bölümünde İlk başlarda çok sert şeyler dönebiliyordu. İşte İstanbul Sözleşmesi konusunda olsun bilmem ne, yani hani farklı konularda. Şimdi mesela o chatler falan çok yumuşadı ve her Zoom için bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz. Geçici bir WhatsApp grubu. Mesela orada da tartışmalar dönmeye başladı insanlar arasında. Veya işte ya sizin telefon numaranız nedir? İşte alabilir miyim? Siz neredesiniz? Falan gibisinden. Ve bu bence çok değerli bir kazanım. Hatta Muammer Bey'le en son şeyi konuşuyorduk. Yani bundan sonra artık kıvama geldi bu Zoom'lar. Şey yapalım, yani ilk başta insanlar salona alınırken bunu yavaş yavaş kendilerini tanıtsınlar, kimler vesaire diye böyle bir şey aklımızdan geçiyordu.
karşılaşma hali entelektüel bir faaliyet olarak kalıyor mu, yoksa gündelik hayatta bir karşılığı var mı? Siz özellikle hani çok da Anadolu'da da farklı illerde de gezen birisi olarak. Yani şunu söyleyeyim, ben biz işte 100 kişi, 150 kişi kapalı bir toplum, kapalı bir grup oluşturalım ve o grubun içerisinde belirli konuları işte akademik düzeyde tartışalım. Böyle bu amaçla bir grup oluşturmuş değiliz ya da Zoom'ları yaparken amacımız bu değil. Biz toplumun her kesiminden insanın, farklı kesimlerle insanlarla diyalog kurabileceği bir zemin oluşturmanın gayretindeyiz ve bu Zoom'lara katılan, tanıştığımız insanlarla da imkan buldukça, pandemi koşulları el verdikçe yüz yüze de görüşmenin gayretindeyiz. Ayrıca insanları birbirleriyle tanıştırıyoruz, irtibatlandırıyoruz ve programlara katılanlar da, yani nasıl diyelim, tek başına yaşayan, herhangi bir toplumla, grupla bağlantısı olmayan kişiler değil. Zoom'lara katılanların her birinin farklı bir parti, farklı bir dernek, farklı bir platform mensubiyeti var. Ve burada yaptığımız konular, konuşmalar, çalışmalar o gruplara da iletiliyor. Yani Zoom olup bitmiyor. İki Zoom arasında o insanların biz birbirleriyle irtibatta olduğunu görüyoruz, biliyoruz, düşünüyoruz. Ve bunu arttırmanın da gayretindeyiz. Yani sadece işte sanal ortamda bir birliktelik olsun, işte 2 saat, 3 saat sürsün, sonra dağılalım, böyle bir şey değil. Tam tersine biz burada yaptığımız çalışmaların karar merciğine, toplumun karar merciğine etki etmesini istiyoruz. Hem siyasete etkisinin olmasını istiyoruz, hem özel sektöre etkisinin olmasını istiyoruz, hem de diğer sivil toplum çalışmalarına etkisinin olmasını istiyoruz. Bizim kendi WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlar da zaten farklı derneklerden, farklı platformlardan arkadaşlar. Hem Anadolu Gençlik Derneği'nden, hem Atatürkçü Düşünce Derneği'nden arkadaşımız var. Siyasi yelpazenin her kesiminden arkadaşımız var. Ve konuştuğumuz konular da nasıl diyelim, toplumun aslında her kesimini ilgilendiren konular. Katılımcılar en başta hep birlikte şunu öğreniyoruz: bir başkası nasıl düşünüyor? Hatta bir başkası derken aklıma gelmişti. Bir Başkadır dizisinin, Türkiye'nin Anatomisi, Bir Başkadır dizisi. Onu da konuştuk. İşte Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor Evren Balta ve Bedri Soylu ile beraber. Onu da konuştuk. Bizim Zoom'larımız zaten Bir Başkadır dizisinde anlatılan portföyden çok daha geniş niteliğe sahip. Yani olay Zoom'da olup bitmiyor. Bir entelektüel çalışma değil, tam tersine bir saha çalışması şeklinde büyüyor. Bizim mesela bu Zoom'ların bence etkisiyle birincisi beni çok şaşırtan bir gelişme oldu. Genç Saadet Çorum beni bir konuşma yapmaya davet etti. Ve konuşmamın başlığı da ezberlerden kurtulmak. Yani benden bunu istediler. Ve bu benim için çok çok onur verici bir davetti. Çünkü yani kendi mahallemden davet edilmek bu kadar beni sevindirmezdi. Çünkü bu şunu bana gösterdi ki bu gençler kendi konfor alanlarının sınırlarını zorlamaya girişmişler. Ve bu, yani beni nereden tanısınlar ki ancak Zoom'larda. Dolayısıyla yani bu Zoom'ların değerli bir kazanımı olduğunu düşünüyorum. Peki şimdi YADA Vakfı bir araştırma yapmıştı, diyalog araştırması. Sivil toplum üzerinden bir gözlemi var o araştırmada ve sivil toplumda diyaloğun önündeki engellerden birisi olarak aslında seküler ve muhafazakar olarak ayrılmanın, kuruluşların birbirine yaklaşması veya diyaloğunda bu ikilemin bir engel oluşturduğu ile ilgili bir sonuç vardı. Hem bu araştırmayı düşünürsek hem de aslında sizin burada o konuşulan konulara baktığınızda Türkiye'nin bir araya gelmekte ve sakince tartışmakta, hani birbirine aynı düşünmese bile bunu konuşabilmekte zorlandığı alanlar neler, ikiniz de neler söylersiniz? Mesela bu toplantılardan ki gözlemleriniz de olabilir. Hangi konularda karşı karşıya kalıyoruz? Türkiye'de siyasetin hatta
farklı kesimlerin birlikteliklerinin üç tane kırılma noktası var. Biri etnisite, bir diğeri inanç, bir diğeri de cinsiyet. Yani işte etnik kimlikler, farklı inanç kimlikleri, bir de kadın erkek cinsiyet meselesi. İnsanlar farklı kesimden birilerini dinlemeye başladığında, siz orada bir konuşma zemini oluşturduğunuzda ve kimsenin sözünü kesmediğinizde, bu bir yarışma değil de, bir rekabet değil de, bir anlama sürecine dönüştüğünde Türkiye'de konuşulmayacak hiçbir konu yok. Hele bir de bir ekip bu konular merhale merhale alınıyor ise önce usulde sıkıntı ortadan kalkıyor. Yani o usul düzgün bir şekilde işletildiğinde, işte bizim programlarımızda konuşmacı sunumunu yapıyor. Biz şunu söylüyoruz. Konuşmacımıza da bunu istirham ediyoruz. Size en son sorusu olan kişi sorusunu soruncaya kadar programdan ayrılmayın. Ve konuşmacılarımıza da, o soru soran kişilere de süre sınırı vermiyoruz. İçinizde ne varsa rahat bir şekilde sorun. Böyle bir ortamın oluşması, yani süre sınırı yok, bir yasak yok ve insanlardan istediğimiz sadece otokontrol. Böyle bir ortamın oluşması ve insan soru sorduğunda cevabını aldığını gördüğünde, ya da karşı tarafın "ben böyle düşünmedim, ben bunu bilmiyordum, ben hiç öyle bakmamıştım" dediğini gördüğünde, ya da farklı kesimlerden insanların bu tip programlarda öz eleştiri yaptığını gördüğünde, o kırılma hat noktaları, yani etnisite, inanç ve cinsiyet meselesi fay hattı olmaktan çıkıyor. İnsanlar bakıyorlar ki biz bu konularda aslında konuşursak anlaşabiliriz. Tabii bir konuyu ilk defa gündeme getirdiğimizde, diyelim ki hani Türkiye'de bir makul çoğunluk var. O makul çoğunluğun gündeminde olmayan bir konuyu ilk defa gündeme getirdiğimizde biz de bazen kaygılanıyoruz. Acaba bu programda ortalık karışır mı diye, ama onu ufak tefek sıyrıklarla atlattığımızda aynı konuyla o ilgili ikinci programda arkadaşların daha rahat olduğunu görüyoruz. Yani eğer bir zamanlar işte 90'lı yıllarda Süleyman Demirel şunu söylüyordu: konuşan Türkiye. Eğer Türkiye konuşursa biz aşılmayacak hiçbir meselenin olmadığını düşünüyoruz. Peki Güleş Hanım, siz ne dersiniz? Hangi konularda konuşamıyoruz? Hangi konular bizim için girift konular? En başta galiba LGBT konusu. En böyle tabu ve en hani çatışmaya zemin hazırlayan konu. Kürt meselesi. Yani o galiba en temel kırılma noktası diye düşünüyorum. Sanki Muammer Bey'in dediği gibi din de herhalde vardır, ama bana sanki Kürt meselesi. Bir de ama buna karşılık mesela ilginç bir şekilde bu kutuplaşmayı aşan bazı konular var. Yani aşan dediğim, mesela İstanbul Sözleşmesi konusunda bütün erkekler hemfikir. Hani hangi görüşten olursa olsun hepsi genelde karşı sözleşmeye. Veya Suriye düşmanlığı, sanki o çok böyle yaygın gibi geliyor. Yani bir takım böyle nefretler konusunda, böyle ortak nefretler konusunda böyle bir şey var. Sanki bir konsensüs var gibime geliyor. Ben öyle düşünmüyorum. Yani genelleme bütün erkekler böyle düşünüyor. İşte Suriye düşmanlığında konsensüs var. Ben öyle düşünmüyorum. Yani biraz abartılı buldum onu. Onu söyleyeyim. Yani. Yani Suriye konusunda da diğer konularda da toplumun... Şimdi çok şöyle Muammer Bey, sizin grubunuz için değil, genel olarak Türkiye'nin üzerinden sordum ben. Hani sonuçta araştırmalarda da karşımıza çıkan netametli konular böyle. Mesela hatta tüm partilerin tabanlarının Suriyelileri istememe noktasında ortaklaştığını görüyoruz araştırmalarda. Yani sizin katılmadığınız nokta toplum sal olarak mı, yoksa gruptaki tartışmalar üzerinden mi? Yani şöyle dediğimizde, tüm Türkiye'de bütün parti tabanları Suriyelileri istemiyor dediğimizde haksızlık etmiş oluruz. Yani isteyen insanların partisi mi yok? Ha tabii, siz genellemeden bahsediyorsunuz. Ama tabii oranlar yüksek genelleme yani. Yapıldığında bir de şöyle efendim, biz kötülüğü
kötücüllüğü, yani nasıl diyeyim, toplum kötü etrafında odaklanıyor, kötü etrafında birlik oluyor ama iyiler istisna, onları da yok sayalım dediğimizde kötülüğü normalleştiriyoruz. Yani halbuki bizim iyilikleri, güzellikleri çoğaltmamız lazım ve o konuda farklı düşünen insanlar varsa onlara işaret etmemiz lazım. Bugün Türkiye'de bütün dezavantajlı gruplara tamamına nasıl diyelim sahip çıkan insanlar var. Ha, insanların bazı konularda düşünceleri, inançları farklıdır. O farklı inançlar, farklı düşüncelerde olması onların kendisi gibi düşünmeyen, kendisi gibi yaşamayan insanları imha etmeye dönük duygular taşıdığı anlamına da gelmez. Ha tabii Gülayş Hanım'ın söylediği şey, evet yani nasıl diyelim, bazı konularda yani istenilen oranda, beklenilen oranda o konuya duyarlılık olmayabilir. Ama tamamen bu böyledir demek yani haksızlık olur diye düşünüyorum. Hani şunu söyleyeyim, şeyi kırmak çok zor. Sosyal medya özellikle bu pandemi döneminde herkes tabii çok sosyal medyaya yöneldi vesaire ve hepimiz çok fazla kendi mahallemizin şeylerini takip ediyoruz. Yani kendi ezberlerimizi bozmayacak, kendi rehavet alanımızı bozmayacak ve kendi bildiklerimizi zaten teyit edecek kaynakları vesaire takip ediyoruz. Bu anlamda en azından bir soru işareti uyandırmak. Yani ben yanılıyor olabilirim. Evet, yani çünkü şöyle bir şey, ezber bozmak kolay bir şey değil. Yani doğduğumuz andan itibaren çünkü bize enjekte edilen aslında bu kutuplaşmanın şeysi zaten genelde aileden geliyor. Yani o böyle durup dururken süreç içinde oluşmuyor. Zaten ailede görmüş oluyoruz o nefreti veyahut o şeyi. Nefret demeyeyim ama yani böyle birilerine antipati duyma. Açık açık konuşulmasa bile bu havada zaten koklanan bir şeydir. Dolayısıyla bunu kırmak çok kolay bir şey değil. Ama bunu yaptığımız andan itibaren yani hani o soru işareti bile uyansa birbirimize yani dinlemeye başladığımızda aslında ortalıkta çatışacak bir şey olmadığını görebiliriz. Yani sorunlar üstesinden gelinebilir şeylerdir. Yeter ki yani anlayabilelim birbirimizi ve o zaman işbirliği yapabiliriz üstesinden gelmek için. Az önce Muammer Bey'in söylediğine tabii ki çok katılıyorum. Tabii ki iyilikleri büyütmek lazım. Benim orada söylediğim yanlış anlaşılmış olabilir. Tabii ki nefret üzerinde herkes birleşiyor. Onu demek istemedim. Yani umarım o yanlış anlaşılmamıştır. Yani bizim yapmaya çalıştığımız bu şey ortamını yaygınlaştırmaya çalışmak. Yani bu dinleme ortamını ve şunu görüyorum. Yani o kadar çok bu tarz böyle kutupları aşmaya çalışan WhatsApp gruplar ve platformlar artmaya başladı ki sanki bu konuda bir gelişme var gibi görüyorum. Tam da böyle bu netametli konular demişken aslında Türkiye'de diyalog için, farklı grupların bir araya gelmesi için, hatta herkesin hakkı için çok uğraşan birisi var. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nu hatırladım ben şimdi. Tam da bu çekimi yaptığımız sıralarda vekilliği düşürüldü ve Türkiye aslında bir yandan da işte parti kapatma davasıyla da HDP'nin kapatılma davasıyla 90'lara döndük mevzusu çok konuşuluyor. Yani bu örneğe baktığımızda yani genel siyasete baktığımızda bu kadar hani tekrar andımızın konuşuluyor olması, tekrar işte bir bu kadar hani içe kapanma söz konusuyken sizin çoğul karşılaşmalardan, farklılıklarla birlikte bir arada olmaktan bahsetme motivasyonunuzu sormak istiyorum aslında. Nasıl devam edebiliyorsunuz? Önce Gülayşe Hanım, sonra Muammer Bey. Yaşım gereği şeyi de gördüm. 12 Eylül darbesini de gördüm. Ben televizyonda Leyla Zana'nın, işte Merve Kavakçı'nın meclisten çıkarılışını gördüm. Kanım donarak izlemiştim. Kanım çekilerek yani öyle söyleyeyim. Fakat işte uğraşmaya devam ediyoruz. Nedense bu coğrafya bizim coğrafyamız. İnsanların pek kolayca huzura erebildikleri, rahat yaşayabildikleri bir coğrafya henüz değil. Ama
olması için yani o motivasyonu bulmak zorundayız. Ve işte Ömer Faruk Bey bizim için bir örnek. Yani ben kendisini Adalet Zemini diye bir platformda tanımıştım. O da yine böyle kutuplar arası bir platformdu. Ve o zamandan beri yani Ömer Faruk Bey'in uğradığı haksızlıklara tanıkım. Kendisi koca elinde bir hekimken Batman'a nasıl gitmek zorunda kaldığını, bütün ailesiyle birlikte nasıl taşınmak zorunda kaldıklarını biliyorum. Ve şu anda mecliste yani onun yeri o kadar başka ki, çünkü nerede mazlum varsa, nerede sesini duyuramayan, aciz, yani işte çocuk hapisteki çocuklardan tutun KHK'lara kadar, yani hayvan haklarına kadar, yani işte bir muamele gören bir köpeğe kadar, yani her şeye yetişen, yani hem vekilliğini yapıyor hem de ötesine yapan bir insan. Bu adamcağız nasıl uyuyor, nasıl hani hakikaten aklını ve nasıl hani kalbi nasıl dayanıyor, yani ödüm patlıyordu hep. Yani bu adamcağızın sağlığında bir şey olacak diye. Ve bu başına gelen o kadar vicdansızca ve o kadar bence, yani bilmiyorum, tahminde bulunuyorum ama HDP'li olsun olmasın, bence Türkiye'nin çoğunun adalet duygusunu o kadar rencide etmiştir ki yani daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu bunu gösterdi. Böyle düşünüyorum. Rachel Corrie biliyorsunuz Müslüman değil, Filistinli değil, Arap değil, genç bir kadın geliyor Filistinli, Müslüman, Araplara destek veriyor. Bunu iyi insan olduğu için yaptığını ben düşünüyorum. Bir insanın kalbinde iyilik, vicdan, adalet, hak duygusu varsa, onun dünyanın herhangi bir yerinde haksızlıklar olurken, sıkıntılar olurken onlara kayıtsız kalması düşünülemez diye düşünüyorum ben. 1998'de Refah Partisi kapatılırken, 2001 yılında Fazilet Partisi kapatılırken, Necmettin Erbakan hocamıza siyaset yasağı verilirken ne hissettiysem, nasıl bir his içimi kapladıysa, dün de Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşünülürken ve Halkların Demokratik Partisi'ne de kapatma davası açılırken aynı hissiyatı yaşadım. Bir insanın haksızlığa uğradığında, zulme uğradığında, bir mağduriyet yaşadığında, o insanın benim partimden, benim inancımdan, benim mezhebimden, benim ırkımdan, benim ülkemden olması gerekmiyor. Bir yerde bir haksızlık varsa biz o haksızlığa müdahale etmeliyiz. Yani motivasyonunuzu nereden alıyorsunuz diye soruyorsunuz. Yani aslında sorulması gereken soru şu: bazı insanlar vazgeçmişlerse onlara bunu sormak lazım. Siz niçin vazgeçtiniz? Yani bir insana niçin motive oluyorsun diye sormak yerine, nasıl motive oluyorsun diye sormak yerine, aslında vazgeçenlere sorulması gereken bir soru: niçin vazgeçtiniz? İnsan yenilebilir, kaybedebilir. Yenilmek, kaybetmek değildir kötülük. Kötülük insanın vazgeçmesidir. İnsan vazgeçtiğinde bitmiştir. İddiası kalmamıştır. Tarihten silinmiştir. Dünyadan el etek çekmiştir. Vazgeçmiştir. Halbuki yani yaşamak, yani direnmektir. Yaşamak mücadele etmektir. Yaşamak iyinin, güzelin, doğrunun, faydalının, hakkın yanında olmaktır. Şimdi Necmettin Erbakan 85 yaşında solunum yetmezliğinden hastaneye kaldırılmış. Hemşireden kiremit istiyor. Tabii hemşire şaşırıyor. Kiremiti ne yapacak? Acaba bir sıkıntı mı var? Kızım teyemmüm yapacağım diyor. Kiremit geliyor. Oradan teyemmüm yapıp namaz kılıyor. Ama aynı kişi aynı anda teşkilatı toplamış. Partinin üst düzey yöneticilerini toplamış. Bakın ölmek üzere toplantı yapıyor.
son nefese kadar kendi inandığı değerlerin gerçekleşebilmesi için, mücadelenin kaim olabilmesi için, daim olabilmesi için son nefesine kadar mücadele ediyor. Yani ben dünyadaki iyilikten, güzellikten, haktan, adaletten yana olan insanların yenilseler de, zulme, baskılara maruz kalsalar da, kaybetseler de asla vazgeçmeyeceklerini düşünüyorum. Doğru sorunun nasıl motive oluyorsunuz sorusu değil, niçin vazgeçtiğiniz sorusu olması gerektiğini düşünüyorum. Peki toparlanın gitmiyoruz diyorsunuz yani kısaca. Umarım böyle olur, yani bu motivasyon böyle devam eder ve tabii ki zaten aslında bununla mücadele etmekten başka da bir yol bilmediğimiz için buralarda halen sürekli bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Bu grup aslında sadece siyasi konuları veya işte meseleleri, toplumsal meseleleri konuşmuyor. Bir yandan da çok böyle toplumsal bir karşılığı da olan ekoloji duyarlılığı, ekolojiyle ilgili alanlarda da çalışmalar yapıyor. Sona gelmişken aslında nasıl, hani biraz da bahsettiniz, dediniz ki işte bunu sahaya, belki bir araya karşılaşmaları daha reel hayata da taşımayı planlıyoruz dediniz. Ne var? Yani bundan sonraki hedefte ne var? Nasıl devam edecek? Biraz ondan da bahsederseniz programı bitirebiliriz. Yani aslında iki mesele var. Biri doğa, bir diğeri de toplum. Yani ve insanın bu dünyadan başka evrende bizim bildiğimiz bir evi yok. Yani bir B planımız, habitat olarak bir B planımız yok. Bu gezegende yaşıyoruz. Pandemi sürecinde de şunu gördük ki insanlar istiflenmiş hayatlar sürdükleri apartmanlarda kaldıklarında bunalıma giriyorlar. O sokağa çıkma yasaklarında. Ve yine arkadaşlarım bana söyledi, İstanbul'da o geçtiğimiz Nisan, Mayıs aylarında ilk böyle serbestti de insanlar gidip toprak alıyorlar ve balkonlarında bir şeyler yetiştirmek istiyorlar. Yani o sokağa çıkma yasaklarında toprağın ne kadar kıymetli olduğunun farkına varmışlar. Yine sokağa çıkma yasaklarında köyde oturanlar, bahçeli evlerde oturanlar çok daha böyle rahattılar. Yani onlar dört duvar arasında bir işte hücre mahkumiyeti almış bir kişi değillerdi. Biz şunun farkındayız. Eğer dünyanın dengesi bozulur ki bozuluyor ve bu devam ederse gezegen hiçbirimiz için yaşanabilir bir durumda kalmayacak. Hepimizin hayatının devamı için tehlike arz edecek. Bu yüzden yani biz ekonomiyi konuşurken, hukuku konuşurken, kadın erkek ilişkisini konuşurken, mimariyi konuşurken, sinemayı konuşurken, sanayiyi konuşurken, doğayı, ekolojiyi yok sayarsak oradan doğru bir sonuç çıkmaz. Ekosisteme değer vermeyen, ekosistemin hayati öneminin farkında olmayan hiçbir siyasi düşüncenin de ben yeryüzüne iyilik, güzellik getireceğine inanmıyorum. Bizim Zoom'larımızda en çok konuştuğumuz konu belki adalet, özgürlük, insan hakları oldu ama bunun hemen yanında ekoloji konusunu da konuştuk. Hem ulaşımı, hem Kuzey Marmara ormanlarını, Kanal İstanbul'u, mimariyi, işte apartmanlarda insanların istiflenmesini, küresel ısınmayı, iklim krizini, elektriği, betonlaşmayı, bunları da Zoom'larda konuştuk. Tabii bizim ilginç Zoom'larımız da oldu. Mesela politik bir araç olarak yemek konusunu konuştuk. Yemeğin tarihini, tarifini değil de tarihini konuştuk. Ya da işte kokunun toplumsal değişme üzerindeki rolünü konuştuk. Aslında konuşulacak birçok konu var ve bir insan mesela koku konusuna toplum, siyasetle ilgilenenler baktıklarında böyle ya bu konuyla siyasetin ya da toplumsal değişmenin ne alakası var diyebilir. Ama o konu size sunulduğunda bakıyorsunuz koku dünyanın gidişatını değiştirebiliyor. Yani burada tabii bilmediğimiz, yabancı olduğumuz alanlar var. Bu farklı disiplinler, bir de insan işte pozitif bilimler, işte sosyal bilimler, işte ilahiyat, teolojik bilimler falan böyle paramparça bir
şekilde bilgiye yaklaştıkça, bütünlüğü kaybettikçe o parçada yabancılaşma yaşıyor. Biz birbirine yabancılaşmış disiplinlerde uzmanlaşmış kişileri bir araya getirdiğimizde çok farklı sonuçlar, çok farklı değerlendirmeler görüyoruz. Bu da Zoom'larımızın yine bir motivasyon kaynağı oluyor. Bundan sonraki süreçte ne olacak? Biz pandemi koşulları devam etmesin istiyoruz elbette. Bu koşullar devam ettiği müddetçe Zoom'lar devam eder diye düşünüyoruz. Ama bu koşullar bittiğinde buradaki Zoom'lara katılan arkadaşların her birinin zaten telefonları var. Onlara bir şekilde ulaşıp onlarla yüz yüze teması da artırmanın yoluna bakacağız. Ama koşullar ne olursa olsun ben bu Zoom'un artık bir kalıcı bir şekilde, yani internet üzerinden haberleşmenin kalıcı bir şekilde yerleştiğini düşünüyorum topluma. Bunun önüne geçilmeyecek gibi duruyor. İletişimimiz devam edecek. Eğer Türkiye'de insanlar yaşamın daha kolay ve daha güzel olmasını istiyorlarsa, hangi grup olursa olsun, hangi siyasi parti, hangi platform olursa olsun kapısını çalmaya mecburlar. Eğer benim insanlara söyleyecek bir sözüm varsa, ben şunun farkında olacağım. Bardak eğilmez, sürahi eğilir. Talebi olan, değiştirmeyi düşünen, bir fikri, bir düşünceyi aktarmayı düşünen onun çabasını sarf edecek. Siz bir tohumun yeşermesini istiyorsanız toprağa gitmek, toprağa ulaşmak zorundasınız. Bir fikrin de yeşermesini istiyorsanız topluma ulaşmak zorundasınız. Ki kaldı ki bizim istediğimiz bir fikrin egemen olması, bir fikrin hakim olması değil, farklı fikirler insanların birbirleriyle savaşmadan ama yarışarak dünyayı daha da güzelleştirmeleri için. Özür diliyorum, cümlemi geri alıyorum. Dünya zaten güzel, dünyayı daha da çirkinleştirmemeleri için gayret etmelerini istiyoruz. Ben sadece belki şunu ekleyebilirim. Kendimizden en farklı, en öbür uçta, en öbür kutupta gördüğümüz kişilerle bir araya gelmek aynı zamanda kendimizi de tanımanın bir yolunu açıyor. Ezberlerimiz kırıldığı oranda kendimizi yakından tanıyoruz. Bu da çok değerli bir kazanım. Ve dünyanın güzelleşmesi için sanırım gerekli olan bu. İzleyicilerimiz, bu programı daha sonra da izleyecek olanlar, telefonlarına baksınlar. Telefonlarının markası ne olursa olsun, rehberinde kayıtlı olan kişileri şöyle yukarıdan aşağıya bir gözden geçirsinler. Kaç farklı partiden, ana dili farklı olan kaç kişi, inancı farklı olan kaç kişi telefonlarında kayıtlı. Onlar gerçekten bu ülkede, bu gezegende yaşayan insanları temsil ediyor mu? Toplumun farklı kesiminden, farklı kesimlerden kaç kişinin evine gidip çay içebilir, çay içebileceği arkadaşı, dostu var. Bizim inançlarımızın, ana dillerimizin, etnik yapılarımızın farklı olması, düşüncelerimizin farklı olması oturup çay içmemize, konuşmamıza, dost olmamıza, arkadaş olmamıza engel değil diye düşünüyorum. Peki o zaman kolay gelsin diyorum size. İnşallah bu karşılaşma hali uzun ömürlü olur ve daha iyi, daha farklı, daha yoğun karşılaşmaların ve değişimlerin imkanı olur diyorum. Teşekkür ederim programa da katıldığınız için. Sivil Meydan'da bu hafta Gülayşe Koçak ve Muammer Bilgiç'le Nature Community üzerinden farklılıkların bir araya gelip birlikte karşılaşma ve birlikte dünyayı değiştirme imkanlarını konuştuk. Başka bir programda görüşene dek hoşça kalın.